Kürdistan kasabı lakabıyla bilinen Korgeneral Hulusi Sayın 28 Nisan 1926'da Elazığ'da doğdu. 1974 yılında Tuğgeneral olduktan sonra Mardin Sınır Tugay Komutanlığı'na atanmıştı. 1978 yılında Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcı Başkanı iken emekli edilen Hulusi Sayın, haksız eylemden emekli edildiği gerekçesiyle idare aleyhine dava açmış, 1980 yılında davayı kazanarak TSK'ya dönmüş ve 1978 yılından geçerli olmak üzere tüm generallik hakkı kazanmıştır. 1987 yılında PKK'ya karşı etkili bir mücadele yürüten Olağanüstü Hal Bölgesi Jandarma Asayiş Kol Ordusu'nu kurmuştur. Jandarma Genel Komutanı Yardımcılığı görevinde bulunan Hulusi Sayın, Orgeneral Eşref Bitlis'in ekibinde yer almıştır. Dönemin Başbakanı Özal tarafından Başbakanlık Güvenlik Başmüşavirliği görevine getirilmiştir. Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda Türk ulusuna hizmet veren Şehit Korgeneral Hulusi Sayın, genç kuşakların örnek alması gereken büyük bir askerdir. Meslek yaşamı boyunca 30'dan fazla yer değiştirmiş ve Anadolu'yu karış karış gezmiştir. Verilen her görevi başarı ile ifa etmiş, özellikle Jandarma Asayiş Komutanlığı döneminde olağanüstü çalışmalar göstermiştir. Köylere, mezralara, Güneydoğu dağlarının zirvelerine kadar gitmiştir. En kritik yer ve zamanlarda askerlerinin yanında olmuştur. Hulusi Sayın Paşa'nın askerleri paşamızla yaşadığı bir anıyı şöyle anlatıyor. Diyarbakır'da teröristlerin güzergahında 2,5 aydır eve gelmeden tıkama ve oynak pusu faaliyeti icra ediyoruz. Bir helikopter inişe geçti. 3 nöbetçi hariç 14 kişiyle karşılayıp tekmil verdim. Ayaklarımızda kara lastikler ve eskimiş botlar, sırtımızda terlemiş elbiseler. Hulusi komutanımız bir yağ tenekesinin içinde ıslatılmış makarnayı gördü. Emir subayına döndü. Siz gidin, yarın saat 10'da gelin. Eli boş gelmeyin. Görüyorsunuz çocukların halini. Timin tam ortasına geldi ve şöyle söyledi. Ben 8 numaralı avcı eriyim. Öyle farz et. Her gün ne yapıyorsanız öyle yapın. Öyle yaptık. Akşam üzeri verdiğim harekat emrini ciddiyetle dinledi. Makineli tüfeğin yanındaki mevzide beraberiz. Battaniye ve pançonun altında fısıltılı bir gece geçirdik. Sabaha karşı biraz uyudu. Ertesi sabah helikopter geldi. Postallar, bir tepsi baklava ve bolca erzak elbise. Tüm askerler elini öptü. Paşamız tek tek hepsinin gözlerinden öptü. En son helikoptere binerken bana elini uzattı. 25 yaşındaydım. Ben de elini öptüm. Gözlerimden öptü. Eşref Bitlis Paşamızın şüpheli ölümünden sonra ekibindeki tüm rütbeli subaylar suikaste uğramıştır. Hulusi Sayın Paşamız askeri araçtan indikten sonra suikastçı militanlar komutanımıza hedef alarak tetiğe peş peşe iki defa dokundu. Kurşunlara hedef olan Hulusi Sayın yere düştü. Şoför hem silah olmadığı için hem de şaşkınlıktan öylece kalmıştı. Kurşunlara hedef olan Hulusi Sayın Paşamız şehit oldu. Kahramanlarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. Hoşça kalın.